Gaziantep İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Demir, Karkamış bölgesinde mayınlı arazi içinde bulunan harabelerin ortaya çıkarılması için başlattıkları girişimin sonuçlandığını belirtti. Demir, Türkiye'de ilk kez mayınlı bir arazinin temizlenme işlemlerinin bir kuruma verildiğini ifade ederek, "Yakında mayınların temizlenmesi için ihale düzenleyeceğiz. Japonlar ve İtalyanlar kazı çalışması yapmak için şimdiden bize başvurdular," dedi. Karkamış harabelerinin dünya çapında ses getireceğini söylüyor. Ama bu harabelerin bir talihsizliği var bildiğiniz gibi. Bu harabeler şu anda mayın döşenmiş ve askeri yasak bölge içerisinde. Ben kayıtlara baktım, 19 senedir uğraşılıyormuş. İl Özel İdaresi şu anda bu izni aldı. Genelkurmay Başkanlığı İl Özel İdare, Gaziantep İl Özel İdaresi'ne bu bölgedeki, sırf harabelerin olduğu bölgedeki mayınların temizlenmesi için yetkiyi İl Özel İdaresi'ne verdi. Şu anda ve bu Türkiye'de de ilk olabilecek bir şey. Çünkü Türkiye'de mayın temizleme işi şimdiye kadar başlanmış defalarca Türkiye'nin diğer sınırlarında ama hiç başarılamamış. Ama ilk defa böyle bir çalışma başlatıyoruz. Önümüzdeki hafta meclisimiz bütçeyi onayladığında 1 milyon YTL ödenek ayırdık sembolik olarak. Bizim hedefimiz ondan sonra bütçemiz kesinleşir hemen ihale işlemlerine başlıyoruz. Ümit ediyorum 1,5 en çok 2 sene içerisinde bu mayınlar temizlenecek. Mayınlar temizlendikten sonra Japonlar şu anda Kültür Bakanlığı'na müracaat ettiler. Buranın hemen kazı çalışmalarına başlamak istiyor. Geçen hafta da İtalyanlar geldiler bana. Onlar da bizim aracılığımızla Kültür Bakanlığı'nda burada kazı çalışması yapmak istiyorlar. Bu yapılacak işler bölgemiz açısından çok önemli. Siz de yanlış bilgiler edinmeyin diye sizleri burada bulmuşken çok yakınsınız çünkü sizin bölgeniz. İlk ağızdan bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim.